Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz 20. Bayim Olur Musun Fuarı'nda MediaForce standındayız. Yanımızda MediaForce Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Ömer Gider bulunmakta. Merhabalar Hakan Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle fuarımıza. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz fuarımız. Bu yıl 20.sini düzenliyorsunuz ve hemen ben fuar üzerine biraz sohbet ederek başlamak istiyorum. Memnuniyetle. Evet, bu sene 20.sini düzenliyoruz. Aslında 20 yıl olmadı. Daha az yıl oldu ama biz bu fuarı zaman zaman yılda iki kere yaptığımız olmuştu. O yüzden de sayı bu şekilde böyle rakamsal olarak arttı. Güzel bir fuar oluyor. Zaten biliyorsunuz 2021 bütün dünya için kötü bir yıldı. Pandemiden dolayı fuarlar da dahil olmak üzere her şeyde kısıtlamalar vardı. 2022'den itibaren tüm fuarlarda çok keyifli bir şekilde galiba hem ziyaretçi olsun hem katılımcı olsun fuarları özlemişler. Bu fuarda da öyle bir hava görüyoruz. Hem ziyaretçisiyle hem katılımcısıyla bizi memnun eden bir durum söz konusu şu anda. Geçen yıla oranla nasıl bir ilerleme kaydetti bu fuar? Rakamsal bazda biraz değerlendirirsek neler söyleyebilirsiniz? Yani tabii şu anda sadece katılımcı olarak söyleyebiliriz. Neredeyse iki katına yakın katılımcı sayımız arttı. Metrajlarımız arttı doğal olarak. Marka sayıları arttı. Firmalar da kendileri yani markanın önemine inanmaya başladılar. Bu fuar böyle bir sihir getirdi belki de bu piyasalara. Hani tek markayla değil de standında birkaç marka üreten insanlar oldu. Değişik örnekler var. Geçen yıl olan markanın yanına bir marka daha kurarak standlarını büyüten firmalarımız var burada. O yüzden de kendi içinde de büyüyerek, firmaların da içinde büyüyerek sektörü de büyütmüş oldu. Ziyaretçilerimiz ve satın almacılarımız fuarı ziyaret ettiğinde burada nelerle karşılaşacaklar? Aa, güzel. Şimdi burası aslında bayim olur musun esprisi altında franchising fuarı. Franchising Türkiye'de çok tam bilinemiyor. Hala o isminin enteresanlığından da bilinemiyor. Aslında franchising bir işletme modeli. Yani anahtar teslimi bir işletmeyi kurarsınız ve franchising olarak da bunu başka yatırımcılara verirsiniz. Bu bir yatırımcılık ve girişimcilik işi. Türkiye'nin ya da dünyanın çok çeşitli ülkelerinde yani biraz da tırnak içinde cebine parasını koyup gelip kendi yöresinde, kendi bölgesinde kendisi ya da tanıdıkları için bir iş yapmaya çalışan insanlar geliyor. Burada en büyük espri de bu işi bilmeniz gerekmiyor. Yani bir börekçi açmak istiyorsanız börekçi olmanız gerekmiyor aslında. Bir pastane işletmiş olmanız gerekmiyor. Burada önemli olan doğru yatırımcı olmanız ve firmanın sizi yönlendirmesiyle hareket edebilme becerisi. Türkiye'de bu iş biraz zor gidiyor. Çünkü biz hala bu işin bir tecrübe işi olması gerektiğine inanıyoruz. Yani bir börekçi markası alacak kişi zaten daha önceden de börekçi oluyor. Hep örnekte öyle oluyor çünkü tam karşımızda bir börekçi firması var. Örneği de orada. O yüzden de hani insanların daha doğrusu buraya gelen yatırımcıların en çok dikkat etmeleri gereken konu bence bu. İşi bilmeniz gerekmiyor. Sadece doğru Yatırım odaklı da aslına bakarsanız ilerleyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle yatırım odaklı ilerlenebilir. Bu konuda zaten size franchise veren firma yeterli eğitimi verecektir. Çünkü o da markasını en iyi şekilde temsil edilmesini istiyor doğal olarak. MediaForce olarak sadece bu fuar haricinde sizin şahsi fuarcılık hayatınıza da 30 yıl kadar uzun bir tecrübe ve deneyiminiz olunca ben fuarcılık üzerine de biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Türkiye'de fuarcılık nedir, nasıl yapılır, neler aktarabilirsiniz bizlere? Şöyle söyleyeyim, 90'lı yılların başında yani 91-92'lerde tanıştım ben MediaForce'la. O zaman ismi Erem Tanıtım'dı. O tarihte sektörel yayınlar, dergiler yapıyorduk. Aslında bu benim için bu fuar çok özel bir fuar. Çünkü yani bu yıl da çok özel, bugün de çok özel. Çünkü çok yeni bir şekilde yuvaya dönüş oldu bu. Fuarcılığa dönüş kardeş kuruluşa girişti. Bir 6 ay oradaydım. 6 ay sonra da buraya transfer oldum diyeyim. Benim için çok keyifli. Fuarcılık firmamızı yani MediaForce'un sahibi, yönetim kurulu başkanı Sayın Özhan Erem zaten çok değerli bir insan ve dediğim gibi 30 yıl önce birlikte bir şeyleri yapmaya başlamıştık. Bunun dışında aslında
son yıllarda sadece bu fuar, yılda bir kere yapılan bir şeydi bu fuar. Fakat önümüzdeki dönemlerde yeni atılımlarımız olacak. Şimdilik off the record'da onlar. O yüzden de bir şey açıklayamıyoruz ama güzel şeyler yapacağız. Evet, fuarcılığı ben bundan 20 yıldan daha eski zamanda tanıdım. Hatta son 20 yılım da eğitimcilikle geçti. Hatta ilk hazırladığım eğitimler de fuarda başarı eğitimleriydi. O yüzden de Türkiye'deki fuarcılığı, dünyadaki fuarcılığı ciddi incelemiş bir kişi olarak fuarcılığın çok değerli bir yapı olduğunu düşünüyorum. Hala şeyin tartışmaları yapılır. Dijital fuarlar, sanal fuarlar şeklinde. Ama burada hani insanların birbiriyle temas kurması çok değerli bir konu. Hatta biz bu sene ve her yaptığımız her fuar döneminde bir dergi çıkartıyoruz. Gazete çıkartıyoruz. Şöyle de göstereyim hatta. Aslında bu ne bileyim işte internet ortamında, sanal ortamda mevcut bir şey. Ama istiyoruz ki burada gelen kişiler şuna bir dokunsun. Şununla bir iletişim haline geçsinler istiyoruz. O yüzden de burada hard copy olayı çok önemli. Fuar böyle bir şey zaten. İnsanların birbiriyle teması. Burada bütün standlarda görürsünüz. Birbirler karşılaştığında sarılırlar birbirlerine. Bayileri gelir, eski bayileri, yeni bayiler. Böyle bir iletişim. Hani yılda bir kere bir buluşma gibi, böyle vardır ya, mezunlar vardır, yılda bir mezunlar günü vardır, pilav günleri vardır çok meşhur. Onlar gibi bir şey aslında bu fuar etrafında. Bir de fuar her ne olursa olsun aslında rekabetin en güzel takip edildiği yer. Yani burada rakibiniz ne yaptı, bu sene ne yenilik yaptı, seneye ne yapabilir, bunları tartabildiğiniz en güzel ortam. O yüzden de ben fuarların çok yararlı olduğuna inanıyorum ve insanlık yaşadığı sürece, robotlara teslim etmediğimiz sürece yani kısaca fuarcılık devam edecektir. Dijitalleşse de bir şekilde, dijital fuarlar olsa da hiçbir zaman bitmeyecektir diye düşünüyorum. Birebir iletişimin etkisi gerçekten çok farklı. Çok özel. Burada hem katılımcı firmalarımız hem diğer firma bünyesinde arkadaşlarıyla, hem müşterileriyle hem de potansiyel müşterileriyle bir araya geliyorlar. Evet. Ve birebir olarak kendilerini anlattıklarında ve aktardıklarında başarı oranı hiç şüphesiz ki çok daha artmış oluyor. Türkiye'de ve dünyada fuarcılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi tabii ikisi de fuarcılık adı altında ama kıyaslamaya kalktığımızda çok zor. Biz bu yıllar önce daha yurt dışındaki fuarlara gitmeden önce giden arkadaşlarımız anlatırlardı. Hani böyle şehir efsaneleri vardır ya, işte holler arası otobüsler çalışıyormuş, içinden tren geçiyormuş falan diye. Biz de gülüp geçiyorduk. Bahsettiğim fuar alanı Köln'de. 100 yani 1 milyon metrekarelerde falandır herhalde, bilemiyorum. Ama benim bildiğim 15 holden oluşan ve aşağı yukarı bir 5 tanesi 6 tanesi de kat kat olan. Yani mesela hiç unutmuyorum, bir 8. hol vardır çok enteresan. İçeri girdiğinizde hangi kapıdan girdiğinizi unutursunuz. Çok büyük bir holdür. Ama 8-1, 8-2, 8-3 diye de 3 katı vardır böyle. Böyle bir ortam. Hatta şeydir, hani Louvre Müzesi için söylenir. Her eserin önünde bir dakika kalırsanız ömrünüz yetmez denir ama bütün müzeyi gezersiniz. Fuar da böyle bir şey. Bütün standları gezemezsiniz. Önceden hazırlık yapmanız lazım. Katalog alıp incelemeniz ve nokta atışı ziyaretler yapmanız lazım. Dünyadaki fuarlar bu şekilde. Yani o fuara gittiğinizde bir firmanın, bir ziyaretçinin sizinle karşılaşması büyük bir şanstır aslında. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de fuara giden bir insan bir günde çok rahat bütün fuarı gezebilir. Burası gezilebilecek bir şey. Ama oturup da hepsiyle iş bağlantısı için konuşacağım derseniz 4 günde gitmeyecektir size. Öncelikle hani metrajlarından bahsetmek lazım. Bu büyüklük açısından baktığımızda Türkiye'deki fuarlar dünyadaki fuarlara göre düşük seviyede. Ama bazı sektörel fuarlar, mesela franchising fuarı, daha büyük bir fuar haline gelemiyor zaten. Dünyadaki örneklerinde de bu var. Hani devasa bir franchising fuarı yok. Yine benzer fuarlar oluşuyor. Çok büyük standlar kurulması gerekmiyor. Çünkü insanlar enformasyon veriyorsunuz. Mesela dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama birçok firma illa da sattığı ürünü getirmemiş buraya. Çünkü artık sonu bucağı yok. Ucu bucağı yok. Yani ne bileyim işte pizzacı bütün pizzalarını getirmemiş. Örnek getirmiş. Belki de hani burada ikram bile etmiyor onu. Niye? Ne gerek var diyor. Yani ben burada pizzamı mı beğendireceğim, markamı mı beğendireceğim? Bazısı da mesela bizim börekçimiz, Çengelköy börekçisi, çok değerli dostumuz Murat Bey, gerçekten bu konuda çok idealist bir insan.
sürekli böreklerini pişiriyor ve dağıtıyor. Lezzetiyle tanıtmaya çalışıyor. Klasik bir anlayış ama onun için doğru bir anlayış oluyor. O yüzden Türkiye'deki ve dünyadaki fuarcılığı kıyasladığımızda hala kıyaslanacak gibi değiller yani. O sektörel hava henüz Türkiye'de tam oturamadı. Çok özel fuarlar var tabii ki bunların. Tabii Türkiye'de de çok başarılı fuarlarımız var. Yurt dışından çok ciddi sektör profesyonellerini ve satın almacılarını ağırlandı ama hızla da ilerlemeye devam ediyor burada diyelim. Aslında fuar firmalarına değil de sektörün firmalarına iş düşüyor. Sektörün dinamikleri vardır. Yani siz bir firma kurarsınız. Sektör dinamiği nedir? Sektörel yayın vardır. Dijital yayınlar vardır. Sosyal medya vardır. Gazeteler vardır. Yani medyadır. Aslında fuar bir medya ortamıdır bir yandan baktığımızda. Bunlardan uzak durmazsa firmalar, bunlara gerçekten bir pazarlama bütçesi mantığıyla bakıp oluştururlarsa bu fuar alanları, Türkiye'deki fuar alanları yetmeyecek zaten. Şu anda katılan firmalar bu şeyi gören firmalar. Yani bu vizyonu gören firmalar. Fuara katılmak bir vizyon işi. Fuara katıldığınızda dünyanız değişebiliyor. Hiç ummadığınız bir anda öyle değişik bir ziyaretçi geliyor ki sizin hayatınızı değiştirebiliyor. Bu yurt dışından bir yatırımcı da olabiliyor. Yurt içinden çok ilginç bir insan da olabiliyor. O yüzden de fuarların bu tadı diyeceğim, bunu bakmak gerekiyor. Bir firmaysanız eninde sonunda bir fuara katılmalısınız. Bu ruhu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Bir de galiba bulaşıcı hastalık gibi böyle girdiğinizde bir daha da çıkamıyorsunuz. Yani yıllarca o fuara devam etmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü çok güzel bağlantılar yapılıyor fuarda. Aslında bu fuar adına demiyorum ama birçok fuar ihracat merkezi aslında. Oradan yurt dışına açılma imkanları doğuyor birçok insan için. Bu fuarda da master franchise denilen bir sistem var. Çok enteresan olarak yerli firmalarımız yurt dışına franchise vermeye başladı. Bu işi öğrendi yani Türkiye'deki franchise firmaları. Başarıyla da ilerliyor firmalarımız. Kesinlikle. Yani ihracat rakamlarına bakıldığında da bunu görebiliyoruz. Çok daha iyi yerlere gideceğini de umuyoruz. Gidişat da zaten onu gösteriyor. Şimdi katılımcı firmalarımızın çok ciddi bir hazırlık da yapıyor olması gerekiyor fuarlar için bakıldığı zaman. Yani bir fuara katılıyor olabilirsiniz ama onun için gerekli hazırlığı yapmadığınız zaman çok küçük sebeplerden dolayı aslında sıkıntılarda yaşayabiliriz ve yapmış olduğumuz yatırımın daha büyük ölçüde aslına bakarsanız değersizleştirebiliriz. Çok güzel söylediniz. Gerçekten fuara katılmak bir yatırım. Bir gider bütçesi bu. Bir yatırım bütçesi. Yıllarca reklamına da gider diye baktılar. Onun da bir yatırım olduğu artık ortaya kondu. Yatırım bütçesi mantığıyla baktığınızda en verimli nasıl yararlanabilirsiniz? Kendinizi fuar alanında nasıl gösterebilirsiniz? Bütün bunları zorlamak gerekiyor fuarda başarı için. Fuar öncesi yapılması gereken çalışmalar var. Fuarda yapılması gerekenler var ve fuar sonrası var. Bu üç noktayı doğru irdeleyip gerçekten firmalar bu konuda ne diyelim çaba gösterirlerse fuar onlar için müthiş başarılara ortam oluşturabiliyor. Kesinlikle öyle. Off the records olması sebebiyle Media First olarak hedef projeleri soramıyorum. ne yazık ki. Peki son olarak fuar dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize siz neler aktarmak istersiniz diyerek kapanışı yapıyorum. Efendim neye aktaralım? Şimdi bu tarz sektörel fuarları kaçırmasınlar. Öncelikle kendi işiyle alakalıysa, bir kere satın almacıysa mutlaka bulunmasında yarar var bu tarz fuarlarda. Fuar gezme ortamı değil sadece tabii ki. İnsanların gelip fuarlarda ticari işbirliği yapması bekleniyor. Firmalar da bu şekilde ciddi yıl içinde yatırımlar yaptıkları için bu anlamda fuara katılan firmaların o çabalarına destek olmak gerekiyor. Yani işte şurada ben milyon dolarlık bir görüşme yaparken oradan birinin gelip de içeri girip anlamsız bir soru sorması ya da oradan geçerken kurabiyeyi alması çok hoş olmuyor tabii. Doğru kitleye ulaşmak, ulaştırmak diyebiliriz aslına bakarsanız, evet. Değil mi? Yani o kalabalık o fuarın başarılı olduğunu göstermiyor. Tamamen doğru hedefteki kişilerin o fuarda bulunması çok daha önemli. Kesinlikle. Şimdi biz fuarcılık gözüyle baktığımızda fuarın başarısını ziyaretçinin kalitesiyle ölçüyoruz. Sayısı da değil, kalitesiyle önemli bir şey. Mesela ben son zamanlarda şeye de çok takılmaya başladım. Bir kişi gelir standınıza, atıyorum İsrail'den biridir.
elinde bir portalı vardır ve portal 1 milyon kişiye ulaşıyordur. Şimdi o bir kişi midir, 1 milyon kişi midir geldiği kişi? 1 milyon olmasın canım, 10 bin kişi olsun, 1000 kişi olsun. 1000 kişilik bir portalı yöneten bir yönetici sizinle masaya oturduğunda 1000 kişiye ulaşabileceğiniz bir insandır. O yüzden o çok nitelikli bir kişidir. O bir kişiyle bir tane kişinin eşit değildir. O yüzden de nitelikli kalabalık gerekir. Nitelikli insan yoğunluğu gerekir. Ve gerçek satın alacak insanlar gerekir bu noktada. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ötürü. Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki fuarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok evet, değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.